Devam tamam mı? Anlatıyorum bekle. O zaman ilkokul 3 veya 4'e gidiyorum. Okuldan çıktım. Yaklaşık 150 metre gittim ama bir karnım guruldamaya başladı Emre. Öyle böyle bir guruldama yok. Sanki yani midemde makine çalışıyor. Gurul 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 makine çalışıyor. Bir arkamı döndüm. Ulan dedim eve yetişirim ben. Neyse tekrar yavaş yavaş gidiyorum ama bir hareketlenme başladı burada. Bir ter başladı şu şuralardan gidiyor. Sonrasında dedim Tahsin yavaş yavaş biraz daha hızlan. Adımları normal gidiyor dedim. Aynı ördek gibi. Ulan ters boşandıkça var ya göğüne boşanmaya başladıkça yemin ediyorum arkamda çanta topuklarım var ya götüm öyle bir değiyor ki koşarken. Sonra koşa o zaman ikinci katta kalıyoruz. Zaten evimiz iki katlı. Üstünde çatı bile yok. Sonrasında işte ulan merdivenden öyle bir çıkıyorum var ya ben hayatımda öyle merdiven çıkmadım. Yani deseler ki evin göklerinin bilmem 30. katında şerefsizim asansörden hızlı çıkarım. Harbiden. Neyse ikinci kata çıktım ama ya göğünüm sanki şey oldu ya inşaata çalışmış amele gibi sırılsıklam oldu. Kapıya tak 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 vuruyor tamam mı? Ya kapı açılmıyor. Tık 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 tık. Hayatımın en uzun en ızdıraplı saatleri dakikalar daha doğrusu. Belki bir dakika var ya yok ama benim için hayatımın en uzun gecesi gibi düşün. Vurdum. Annem bir kapıyı aç. Benim donuna saldım her şeyi. Saldım ama annem oğlum ne oldu dedim. Yok bir şey dedim. Yok bir şey. Ulan ortada bir koku vardı. Apartmanda koku sardı. Zaten iki kişi. Apartman dedi mi bakma. İki katlı. Bir bize bir alt kat. Ondan ibaret. İçeri girdim mecburen yıkandık artık. Ama o kokuyu hayatım boyunca unutmak mümkün değil. Mümkün değil. Aynen.